şöyle bir eleştiri var. Yani Roma'yı böyle birinciliğe koymak biraz batı merkezli yorum mu diye düşünebilir. Hayır, yani şöyle düşünmek lazım. Bugünkü medeniyetin temel direkleri Akdeniz'de atıldı arkadaşlar. Yani şimdi evet, Aztek İmparatorluğu da belki çok önemli bir imparatorluk. Ama şu açık bir şeydir. Şu an dünyanın temel direklerini oluşturan Akdeniz medeniyetidir. Bu sadece Batı'ya mahsus bir medeniyette de değildir. İşte orada Batı merkezci yorum meselesi devreye girebilir. Akdeniz medeniyeti sadece Batılıların medeniyeti değildir. Bizim de içinde olduğumuz geniş bir milletler topluluğunun medeniyetidir Akdeniz medeniyeti. Levant bölgesinde Arap kültürü çok mühimdir. Yani şimdi biz evet, şu anda bize absürt geliyor belki bazı şeyler ama İslam İmparatorluğu'nun yayıldığı sahalarda Emevilerden itibaren de bunu saymak lazım. Tercüme faaliyetlerinin yanında telif eserler de ortaya konuyor. Yani o antik Yunan mirası Batı'da tutunamadığı günlerde Asya'da tutunuyor. Pers İmparatorluğu'nda Yunan, yani şöyle söyleyeyim, Roma'dan, o dönemki Doğu Roma'dan kaçan belirli felsefe ekolleri Pers İmparatoru Sasanilerin içerisinde tutunabiliyor. Tıp ekolleri orada tutunabiliyor. Ve yine bakıyorsunuz, Avrupa'da unutulmaya yüz tutmuş eserler burada çevriliyor ve hızlı bir biçimde, yani Yohanna el Dimeşkiler vesaireler, yani onlarla başlar ve onun üzerinden ekoller oluşur. Aristocu ekoller, Neoplatoncu ekoller, efendim işte Farabilere, İbn Rüşd'lere ulaşan ekoller, bunlar çok önemlidir. Ve bak, yine Akdeniz havzasında. Bu Akdeniz havzasından yine çıkan antik Yunan kültürü, ne dedik? Roma vasıtasıyla Orta Doğu'ya taşındı. Orta Doğulular bunları tercüme ederek ve bunlar üzerine yeni ekoller inşa ederek büyük bir atılım gerçekleştirdiler. Bu atılımın izleri bir müddet sonra Avrupa'yı etkiledi yeniden. Yani doğduğu yere geri döndü bir tarafıyla. Tam doğduğu yer denemez. Çünkü Batı Avrupa başka bir şeydir. Yunanistan başka bir şeydir aslına bakarsanız. Ama bunu şöyle söylemek lazım. Mesela kilisenin önemli savunucularından Romalı Giles vardır. Gilles diye yazılır. Onun Errorum Philosophorum diye bir eseri var. Filozofların yanılgıları. Aynı Gazali'nin Tehafütül Felasife kitabıyla aynıdır. Ve orada der ki, bizim gençlerimiz bu Sarazenlerin kitaplarını okuyorlar. O Sarazenlerin kitapları hangi kitaplar? Avicenna'nın kitapları. Averroes'in kitapları. Yani İbn Rüşd'lerin, İbn Sina'ların, Farabilerin, İmam Gazali'lerin kitapları. Gazali'yi de sayıyor filozoflar arasında ilginç bir şekilde. Ve onlar bunu okuyorlar. Yani orada gençler, hatta Arapça öğrenenler falan var yani, daha iyi o şeyleri alalım diye. Bu o dönemde tutucu bir kilise babası olan Gilzi rahatsız etmiş mesela. Yani felsefeyle uğraşıyor bu çocuklar. Gidiyorlar Araplardan bunları alıyorlar diye rahatsız oluyor. Ama işte o nüve geri dönüyor oraya. Ve onun üzerine çok daha fazlası konuyor. Bugün modern Avrupa medeniyeti inşa ediliyor. Yani bunlar böyle birbirinden kopuk hadiseler değil. Bir bütün olarak okumak lazım bu hikayeleri. Yani bir İsagoçi üzerine, ne bileyim, Bağdat'ın bir köyünde de tefsir yazılıyor. Britanya'nın bir dağ kasabasında da bir tefsir yazılıyor. Ya da onun üzerine bir yorum yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ortak metinler, ortak bazı temalar, bütün bu Akdeniz havalisinde ve onun etkilediği periferide insanları etkilemiştir. Dünyayı değiştirmiştir yani. Ve bugün içinde yaşadığımız medeniyet budur. Ha, burada tabii ki Çin'in payını kenara bırakmamak gerekir. Yeni keşfedilen dünyadan gelen zenginliklerin payını kenara atmamak gerekir. Hindistan'ın özellikle mesela, bak Hindistan'ın, bak bu kadar konuştuk, hiç Hindistan'dan bahsetmedik. Niye? Öyle bir şey olduğu aklımıza bile gelmiyor. Oysa Hint kültürü çevresini fevkalade etkilemiş bir kültürdür. Yani altın çağlarını milattan önce 600'lerde yaşamış. Milattan önce 1500'lerde bu adamlar
en güzel metinlerini yazmış. En kapsamlı metinleri milattan önce binli yıllara kadar gidiyor bu kültürün. Vedik literatür. Ve o kadar derin bir filozofi var ki o şeyin içerisinde. İnanılmaz bir zenginlik yani. Ve çevreyi muazzam derecede etkilemiştir bu. Yani Türklerin kültüründe bu çok açıktır. Türk kültürünü etkilemiştir. Uygur kültürünü etkilemiştir. Onun bir şubesi olarak. Çin'i etkilemiştir. Bak Çin'de Budizm çok önemli bir şey. Japonya'yı etkilemiştir. Tibet'i etkilemiştir. Nepal'i etkilemiştir. Yani Kuzey Hindistan'dan özellikle çıkan hadise çevreyi tamamen etkilemiştir. Hatta bu netice itibariyle haritaya baktığınız zaman Arap Yarımadası'nın bir ucu Hint kıtasına doğru açılır. Ve oradan Arap coğrafyası etkilenmiştir. Hatta şunu söyleyeyim. Gerek bu Greco-Bakteriyan etkilenme sahası vasıtasıyla yani İskender'in ulaştığı Belh bölgesi, Bakteriya bölgesi başta olmak üzere Hindistan'la Yunan kültürü arasında, antik Yunan kültürü arasında bağların olduğunu biliyoruz. Antik Yunanlar tanıyorlar büyük ölçüde. Hatta ilginç bir şekilde şeyleri tanıyorlar. Sokaklarda çırılçıplak gezen filozofları tanıyorlar. Ve cimnosofist diyorlar mesela bunlara. Yani fiziki hareketler falan da yapıyor bunlar aynı zamanda. Veya terapatlar denen bir ekol var mesela antik Yunan'da. Bunlar pagan münzeviler. Bunların Theravada kültürüyle ilişkili olup olmayacağı tartışılıyor. Çünkü bu bağlar var. Yani antik Yunan da Hüdayin Abid değil. Tarihin bir aşamasında zınk diye çıkmış değil. Zınk diye ortaya çıkmış değil antik Yunan'da. Mısır'dan etkileniyor. O dönemde Mısır muazzam bir medeniyet. Ve onun izlerini çok rahat takip ediyorsunuz. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Kore olması lazım o heykel üslubunun. Yani bir ayağı hafif önde şöyle duran bir heykel formatı vardır şeyde Mısır'da. Bunun Kıbrıs'a geldiğinde nasıl hareketlenmeye başladığını ve Yunanlıların başlangıçta ilk heykellerini Mısır tarzında yaptıklarını görüyorsunuz. Sonra onlar da buna bir şekil veriyorlar. Yani dünyada orijinal bir medeniyet, orijinal bir kültür yok. Kendi kendine var olmuş bir kültür yok arkadaşlar. İnsan medeniyeti böyle derin akışlarla, derin bağlantılarla bir var olabilen bir şey. Yani Gılgamış'la Odysseus arasında çok büyük kopukluklar yok. Ve muhtemelen, şimdi biz bunların evraklarına ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Muhtemelen Yunanlılar pekala Sümerliler hakkında malumat sahibi idiler. Veya Orta Doğu halkları, Orta Doğu'da kurulan ilk medeniyet nüveleri hakkında malumat sahibiydiler. Yani Sümerlileri düşünün. Öyle güzel bir örnek var. Domuzi ve Adonis veya Tamusi ve Adonis'in benzerliği gibi. Veya Kibele Asya Minör'de çıkmış veya belki de Orta Doğu'da çıkmış bir tanrıça Artemis'e nasıl dönüşüyor? Bizim son belgeselde bunu biraz anlattım yani. O dönüşümleri görmek gerekir. Yani Frigler buraya geldikleri zaman burada karşılaştıkları yerel tanrıları içlerine alıyorlar. Yani bu sadece tanrı almak, tanrı vermek diye düşünmeyin. Bunlar kültür aktarımının varlığını ispat eden şeyler. İlginç, bunu daha evvel söylemiştim. Antep'te bir Dülük diye bir ilçemiz var biliyorsunuz. Orada Apollon Dolokienus var. Muhtemelen bir fırtına tanrısı. Bunu adamlar alıyor Viyana'ya götürüyorlar Romalılar yani. Viyana'da bunun tapıncı için bir tapınak yapıyorlar. Dolayısıyla dünya bugünkü gibi kozmopolit bir dünyaydı o dünyada. Yani bu Fenikelilerin ulaştığı yerler, ticaret kıyıları, bugün Lübnan'ın, Filistin'in nüfusunun bir kısmı bunların torunları. O kızıl saçlı Araplar mesela. Şimdi Araplaşmışlar zaman içerisinde. Kuzey Afrika'da da benzer yapılar var. Yani dolayısıyla bu sahaları birbirinden kopuk düşünmemek lazım. Sümer dediğinde bir bakıma yine ya muhtemelen Mavera-ün-Nehir bölgesinden ya da Kuzey Hindistan'a yakın bir sahadan geliyorlar. Yani bugünkü Afganistan'a yakın bir yerden geliyorlar. Dolayısıyla yani böyle kopuk bir şey değil bunlar. Yunmek güzel bir soru sormuş. Hediye ekonomisini bu etkileşim içinden nereye koyarsınız? Kültür etkileşiminin önemli payı burada mıdır yoksa abartılıyor mu? Ya mutlaka etkilidir.
Yani şunları falan görüyorsun. Yani belirli takas metotları var. Belli takas metotları var. Çok açık anlaşılıyor. Ve ilk başlarda özellikle bronz çağından itibaren şimdi bronz metalini elde edebilmek için yani tunç yapabilmek için belirli oranlarda bakıra ve kalaya ihtiyacım var. Bakır kalay ticareti o bölgeyi çok hızlı bir şekilde medenileştiren bir unsura dönüşüyor. Asurlu tüccarların bizim Kayseri'ye, Karum'a, Kaneş'e kadar geldikleri bir saha, bir yapı oluşuyor orada. Bunlar yazıyı getiriyorlar. Hatta işte Anadolu'da da muhtelif yazı biçimleri vardır. Mesela Hitit hiyeroglifi vardır. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Hititlerin kendilerine mahsus bir hiyeroglifi var. Onların da Mısırlılarla mesela Hititlerin de münasebetleri var. Evet, Kadeş Anlaşması'ndan görüyoruz yani bir savaş ortamı da var aralarında ama aynı zamanda da bir karşılıklı kız alma, kız verme, hediyeleşme, ticaret yapma unsurları var. Ve enteresan bir biçimde Hitit benzer bir tarzda Mısır'da da var. Yani bazı şeyleri benziyor, benzetilebilir daha doğrusu. Veya öte yandan Hitit sanatında sfenksleri görüyorsun. Ya bunlar nereden çıktı mesela? Yani Mısır olarak kabul edeceksek Hititler bunları Mısır'dan almak durumundadırlar. Yani bu tesirleri atlamamak, bunların üzerinde durmak lazım. Tüber Terrak güzel bir şey sormuş. Tamam da bunun bir grup insan etkileşimiyle olması ne kadar mümkün? Kültür söz konusu olunca özellikle kurumsallaşmış bir yapı olması gerekiyor bence. Şimdi şöyle aslında şöyle bir durum var. Birkaç defa bu insan medeniyeti çöküyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mesela milattan önce 1300'lerde karşılaştığımız bir olgu. Atlantis'in suya battığı kabul edilen büyük bir depremler silsilesi. Ve bununla birlikte Yunan kıtasının yakınlarındaki kabilelerin, deniz insanları denilen kabilelerin sağa sola göçmeleri meselesi. Deniz insanları halen daha mahiyetleri çözülememiş tipler. Bunlar şeyi yok ediyorlar. Yani Mısır'ı mesela bir ölçüde yok ediyorlar. Ve Hitit uygarlığı çöküyor. Hatta işte bizim daha evvelki yayınlarda konuştuğumuz. Konuştuk mu? Hatırlamıyorum. Nevşehir yakınlarında dünyanın en büyük yeraltı şehri var. Orayı mesela ilk olarak Hititlerin Friglerden korunmak için kullandıkları söylenir. İşte bunun gibi göçler yani o milattan önce 1300'lerdeki o göçler büyük ölçüde deniz insanlarının göçleri yerleşik ve genellikle su kenarlarında kurulmuş. İşte bunun bir örneği Mezopotamya yani Fırat Dicle arasında kurulmuş. Bir diğeri Nil'in kenarında kurulmuş Mısır. Bir diğeri Ganj'ın etrafında kurulmuş Hindistan. Bir diğeri Sarı Irmağ'ın etrafında kurulmuş Çin gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu medeniyetlerden bazılarını yok ediyor. Hatta yazı falan unutuluyor bazı yerlerde. O derece bir yıkım var. Ama bir yerde şey kalıyor arkadaşlar. Özellikle yazının bulunmasıyla birlikte kalıcı hale geliyor yaptığınız şeyler. Yani siz yok olabilirsiniz, nüfusunuz değişebilir ama geride bıraktığınız kültür ürününü bir sonraki topluma, bir sonraki medeniyete veya sizin çocuklarınıza bırakacak başka imkanlarınız oluyor ve onun üzerinden yeniden yeşermeye devam ediyor birkaç asır içinde o. Yani mutlak bir zafer olarak onu saymalıyız. Yani belki de milattan önce işte 1200'ler, 1300'lerden sonra insan medeniyetinin tekrardan ayağa kalkışı, son yaşadığı felaketten sonra yeniden ayağa kalkışı belki de son ayağa kalkış olarak değerlendirilebilir. Ama tarih lineer bir şey değildir yani. Lineer bir çizgide ilerlemez. İlerlemeci ve sosyal evrimci yorumlar o nedenle yanlıştır. İnsan medeniyeti hep ileri gitmez. Zaman zaman çöküşler yaşar. Geri dönüşler yaşar. Belli teknikleri unutur. O teknikleri asırlar sonra yeniden başka yollarla öğrenir. Yani bir beton için bunu konuşmuştuk daha önce.
Yani böyle bir döngüsellik vardır insan tarihinde. Dolayısıyla bu iniş ve çıkışları toplu değerlendirmek lazım. Yani totalde değerlendirmek lazım. O bağlamda da dediğim gibi yani bu medeniyette zaman içerisinde çöküyordu daha önceki dönemlerde. Fakat ne kalıcı oluyor? Aslında bunları sürdürenler ufak topluluklar değil. Üç kişi bu yazıyı aldı getirdi, beş kişi şu Sphinx'i götürdü değil aslında olay. O kültüre dönüşüyor. O kültüre dönüşüyor. Yazıyla kaydediliyor, heykelle resmediliyor. O imajlar tekrardan ayağa kalkmasına yardımcı oluyor o medeniyetin. Aslında mesele kurumlar meselesi yine. Dediğin gibi. Yani şahıslar meselesi değil. Demiş olalım. Biz ne sorduk, nereden geldik ya? Dubertara'dan güzel bir soru daha. Buyurun Berkay Beyciğim. Son 1000 yıldır ileri gidiyor sanki. Evet, öyle görünüyor. Antik Yunan filozofları Arapların hangi ihtiyacını karşıladı bu geleneği yaşattılar ya da Sümerlerin hikayeleri? Böyle şimdi belirli bir zenginleşme atmosferinde başka şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani daha derin bilgilere ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Yani biz bu tarlayı nasıl ekeriz, biçeriz? Harp aletlerini nasıl yaparız? Ticaretin esasları nelerdir? Gibi soruların ötesinde bu varlık neden bu şekildedir? Veya insan ilişkilerini belirleyecek üstün bir ilke var mıdır? Ya da mesela gizem bilimleri, gizemcilik, her türlü ezoterizm ve gnostisizm metotları. Yani bir teofani yaşamak için veya bir epifani yaşamak için ne yapmam gerekir? Tanrıların isimleri nelerdir? Tanrıların vasıfları nelerdir? Bunlar biraz daha gelişmişlik göstergesi aslında tarihin içerisinde. Ve evet. Ve bu noktada şöyle bir şey görüyorsunuz. Şimdi bir Arap İmparatorluğu kurulmuş ve elinde büyük bir dini emirlerin, yasakların bulunduğu bir kitap var. Fakat bunun ötesinde bir de bu kitabın yorumlanmasına ilişkin, kelami ilimlere ilişkin yeni şeylere ihtiyaçları var. Dahası bu insanlar Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri olan Şam'ı ele geçirmişler. Ve bambaşka bir kültüre bir anda açılıyorlar. İçine düştükleri, daha doğrusu bir anda kendilerini içinde buldukları bu yeni atmosferde bunlar yeşermiş, bunlar konuşuluyor, bunların ekolleri var. Mesela bir Harran, çok önemli bir Neoplatoncu ekol Harran'da var. Bunlarla karşılaştıkça merakları celbediliyor. Ve bu meraklara vakit ayıracak, para ayıracak, zaman ayıracak imkanları elde ediyorlar büyük bir zenginleşmeyle. Onun için antik Yunan da var olan o külliyat Arap coğrafyasına bu vasıtayla taşınmış oluyor. Yani bu aradaki taşıyıcılar özellikle Hristiyanlardır. Süryanilerdir. Çünkü onlar daha önceki devrede tam bu yani pagan bir dünyaya gelmişlerdi. Ve o pagan dünyanın içerisinde zaten bu Neoplatonculuk, Plotinus'un yazdıkları falan yani bu şeylerin içindelerdi zaten o paganlar. Hristiyanlar onlarla mücadele bağlamında bunun derinliklerine indiler. Ve hatta Hristiyan gnostisizmi de çok önemli ilişkiler kurdu burada. Yine şunu söyleyeyim, antik dünyanın önemli merkezlerinden bir tanesi. Tubertera da hatırlatmış. İskenderiye'deydi. Antik dünyanın önemli bilgi merkezlerinden bir tanesi. Yani adamlar o kadar büyük bir meraka sahipler ki Yunanistan'dan geliyor adam, İskenderiye'ye yerleşiyor ve burada diyor ki ya bu civarımızda bu Yahudiler denen bir zümre var Judea bölgesinde. Bunlar bir kitap okuyorlar. Şunu alalım da bir çevirelim. Bizim yine son belgeselde yok sondan bir önceki belgeselde anlattığımız hikaye. Yani tercümesini yapıyor Pentateuk'ün. Tevrat'ın eski
önemli bir tercüme, Septuagint tercümeleri geliyor peşine. Yani çevresindeki toplulukları merak edip inceleyen insanlar. İskenderiye'de böyle bir nüve var. Ve zaten dikkat ederseniz Hristiyanlığın da teolojisini oluşturan en temel kaynaklar bir tanesi Kapadokya'dır, bir tanesi Antakya'dır, bir tanesi İskenderiye'dir. Halen daha önemlidir yani bu ekollerin oluşturduğu yapı. Dolayısıyla bu kültürü taşıyanlar Süryaniler oluyor büyük ölçüde. Süryaniler ve Keldaniler, işte o civardaki Sami kökenli Hristiyanlar diyebileceğimiz insanlar oluyor. Ve Arapların da büyük bir ihtiyacını karşılamış oluyor. O şekilde yerleşiyor. Ve bu hep bu şeydir yani, iyi hikayeler, iyi anlatılar boşta kalmaz. Ve özellikle başarılı bir medeniyetin hikayeleri herkesin dikkatini çeker. O hikayeleri alırsınız yani, onları kullanırsınız. Şimdi bugün de mesela başarılı medeniyetin hikayesi Marvel'dır yani. İster istemez sen bugün mesela, nasıl diyeyim, daha iyi görünebilmek için veya daha bilgili görünebilmek için Amerika'da yapılmış bir filmi biliyor olman gerekir. Amerikalı bir yönetmeni, Tarantino'yu mesela, biliyor olman gerekir. Entelektüel görünmenin şartlarından bir tanesi budur. Dolayısıyla orada da aynı şey var aslında. Yani bunları tamamen künhüne vakıf olarak değil. Ama işte Sümerlerin Gılgamış hikayesi var, biliyor musun? Bu bir şeydir yani. Bu bir prestijdir. Veya Platon'u hakkında bilgin var mı senin? Niye? Çünkü o yükselen değer trendi olduğu için. Yani geride kalan senin onu alımlayabiliyor olman lazım gibi bir durum da var. Demişim. Demiş olayım.